İş dünyasındaki kadın derneklerini, kadın platformlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç var. Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar bünyesinde kurulmuş bir oluşum. Merhaba Zülal Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok sağ olun. Kurulun çalışmalarına geçmeden önce öncelikle sizi tanıyalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Bugün bayramın son günü. İnşallah yani çok keyifli, güzel bayramlar yaşarız hep beraber, hep birlikte. Ben Diyarbakırlıyım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını yönetiyorum, yürütüyorum. Serbest muhasebeci mali müşavirim. Fakat IT sektöründe faaliyet gösteriyorum. İndeks grubun şube müdürlüğünü yapıyorum. Birçok sivil toplum örgütünde yer almaktayım. Bunların bazılarını saymak isterim çünkü çok önemli derneklerimiz var bunun içerisinde. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 10. Komite Başkanlığını yürütüyorum. Yüksek Teknoloji ve Ekonomi Derneği'ciyim, Kızılay üyesiyim. Muhtaç Çocukları Yardım ve Koruma Derneği Başkan Yardımcılığını yapıyorum. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği'nin üyesiyim. Ankara Bilişim ve Gelişimci Kadın Oluşumu'nun üyesiyim. Dicle Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinde yer alıyorum. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Gelecek Platformu'nun kurucusuyum. Diyarbakır Ticaret Borsası Tarım ve Teknoloji Platformu'nun kurucusuyum. Ve tabii daha sayamadığım birçok derneğin üyeliğini yapmaktayım. Ama en önemlilerinden biri çocuklar ve zihinsel engellerle ilgili olan derneklerdeki faaliyetim. Ankara Zihinsel Engeller Federasyonu üyesiyim aynı zamanda. Bu kadar. Ben böyle kaldım. Yani biz sadece kendi işimizle meşgul olup böyle bu hayattan gelip giderken siz hem kendi işinizi yapıyorsunuz, hem kadınlarla ilgili, hem de saydığınız gibi zihinsel engellilerle ilgili, tarım sektörüyle ilgili, teknoloji alanında, her alanda varsınız. Ne kadar, nasıl zaman ayırabiliyorsunuz hepsine? Hepsi de gönüllü çalışmalar, öyle değil mi? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Hepimizin, kendimizin, her bireyin sorumluluğu var topluma karşı, kadınlara karşı, çocuklara karşı, hayvanlara karşı, doğaya karşı sorumluluğu var. Tabii ki buna zaman ayırabilmek dediğiniz gibi çok zor. Fakat yaratabiliyorsunuz ya, yeter ki isteyelim. Mesela size örnekler vermek istiyorum. Diyarbakır Muhtaç Çocukları Koruma ve Yardım Derneği ile biz aslında Hindistan'daki çocuklarımıza kadar ulaşmış bir derneğiz. Birçok çocuğun hayatına dokunup üniversitelerine, okul hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Bayramlarda hiçbir zaman çocukları yalnız bırakmıyoruz. Mutlaka beraber oluyoruz. Onların sevinçlerine, gülüşlerine ortak oluyoruz. Onun dışında kadınlarla ilgili önemli olan kısmı, zaten benim bana biçilen bu misyonda Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak da ben kendi tecrübelerimi, 20 yıldır İndeks Grubun şube müdürlüğünü yapmaktayım. Üç tam bölgeyi olarak, yönetiyorum. Tam olarak ne yapıyorsunuz İndeks Grup şube müdürü olarak? Şimdi şunu onu anlatacağım size. Diyarbakır'dan Türkiye'nin hemen hemen üç bölgesini yönetiyorum ben. Adana'dan başlayıp Hakkari'ye kadar 13 tane ilin yönetimi bende. 13 tane il tabii genelde bölge müdürlükleri şeyde olurdu, Adana tarafında olurdu. Çünkü aşağıya doğru yönetmek daha kolaydı. Fakat bizim ilk yapılanmamızda Diyarbakır, ben Diyarbakırlıydım ve Diyarbakır'da ikamet ediyordum. Diyarbakır'dan başlayarak bunu yaptık. 500 plus çalışan olan bir grup şirketin çalışanıyım ben de. Biz birçok iş ortağımızla bilişim sektöründe, aslında biz IT dağıtıyoruz, bilişim sektöründe Türkiye'nin 3-4 firmasından bir tanesiyiz. Türkiye 500 plus çalışanımız var. Onun dışında ne iş şirket olarak tam olarak? Şirket olarak ne hizmeti veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz tam olarak? Distribütörüz. Distribütör firmayız.
birçok bilgisayar markasını Türkiye'de dağıtımını sağlıyoruz. Bunun içinde Apple var, bunun içinde Lenovo var, bunun içinde HP var, bunun içinde Cisco var, bunun içinde yani birçok bilinir markalarımız var. Network altyapı işi yapıyoruz. Türk Telekom'la bağlantılarımız var. Yani şeyimiz, ürün gamımız çok geniş. Şimdi onu anlatmaya çalışsam bütün vakit aslında onunla almış olduk. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Kadın, şimdi siz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu, Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanısınız. Bu kurul ne zaman kuruldu, neden kuruldu ve amacı ne, kimlerden oluşuyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin zaten bir şeyi, oluşumu. Her ilde, 81 ilimizde yapılanmamız var. 81 ildeki kadın girişimciler kurulları, kadınların daha görünür kılınması, asıl amacımız, amaçlarımızdan biri, daha görünür kılınması, iş hayatında daha fazla yer alması, kendisini daha çok ifade edebilmesi amacındadır. İş hayatında ve üreten kadının, üreten da daha fazla artması için örnek teşkil edecek bir oluşumdur. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı olan bu kuruluşta gerçekten oradan aldığı güçle Türkiye'de artarak, büyüyerek örnek kadınlar olarak devam etmekte. Örnek çalışmalarımız çok fazla. Biz Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu olarak da bütün Kadın Girişimciler Kurulu gibi biz de kadın istihdamını artırıcı, kadının daha görünür olması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Özellikle şu son dönemde, pandemi döneminde 200'ün üzerinde genç kadın ve kızımıza online üzerinden eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerimiz nelerdi? Öncelikle finansları nasıl yönetirler? Finans yönetimiyle ilgili, finansal bilinçle ilgili bir eğitim verdik. Daha sonra dijital güvenlikle ilgili verdik. Bu da dijital pazarlamayla ilgili eğitimler verdik ve bunların tamamı sertifikalı eğitimler oldu. Sertifikalı eğitimlerle birlikte tabii ki insan bizim kendi güvencelerini oluşturduk. Yani internet üzerinden ürettikleri her şeyi, evde yapmış olduğu bir örgüyü bile internet üzerinden, web üzerinden nasıl satabileceğini anlattık. Ve bunu yapan ve başaran çok kadınımız oldu. Tabii bunun yanında birçok kadınımız aslında çiftçi. Çiftçi erkekler diye görünüyor ama aslında birçok kadınımız çiftçi. Üretimi çok seviyor, toprağı çok seviyor. Bununla ilgili bizim bir takım çalışmalarımız var. Şu anda en önemli yaptığımız çalışmalardan biri de tarım ve teknolojiyi ile ilgili bir platform kurduk. Bu platformumuzda Diyarbakır'ın dinamikleri içerisinde Ticaret Borsası en büyük destekçimiz, Ticaret Odası en büyük destekçimiz, Kaputem çok büyük destekçimiz, Kalkınma Ajansı çok büyük destekçimiz. Yani bu kurumlarımızla birlikte biz şu anda bir proje halindeyiz ve çok büyük bir oluşumu gerçekleştirmek üzere adım attık. Çünkü şu anda Türkiye'nin, yani bizim bölgemizin daha doğrusu geçim kaynaklarından biri tarım. Ve toprağımız çok verimli. Bu toprağımızı değerlendirmek ve bunu kadınlar ve çocuklar üzerinden giderek aktif hale getirip bunu örnek çalışmalarla, butik çalışmalarla göz önüne sermek istiyoruz. Bunu nasıl yapacaksınız? Adımlarımızı da attık onunla ilgili. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki bu ekipler bir araya gelince, bu dinamikler bir araya gelince herkesin çok güzel tabii fikirler de oluştu. Bizim öncelikle yapmak istediğimiz çocuklar. Çocukların mesleki seçimlerinde tarımı seçmeleri çok önemli. Teknolojinin zaten içindeyiz ve artarak da gidiyor. Teknoloji, şimdi dijital dünyanın içine bir anda girdik. Dijital dünyanın içerisinde neler yaparız? Bunu iş hayatımıza nasıl olumlu hale getiririz? Çünkü artık bütün toplantılar masaların etrafında oluyor. En büyük toplantılar evdeki masaların etrafında oluyor.
Bunlar da tabii ki çok önemli. Bu yüzden o da çok hızlı bir şekilde direkt dijital dünyanın içerisinde yer aldı bu pandemide. Bunu da tarıma entegre edip teknolojiyi tarımda kullanarak daha fazla nasıl verim elde edebiliriz? Toprağı nasıl sulayabiliriz? Toprağı nasıl ekebiliriz? Çünkü Türkiye'deki birçok tarım alanları yanlış ve bilinçsizce yapılan işlemlerden dolayı zarar gördü ve istenilen verimi şu anda alamıyor, alamayacak da. O sebeple de biz verimli topraklarımızı daha verimli hale getirmek ve çocuklarımızı da buna yöneltmek, toprağı sevmek, mesleki seçimlerini oluşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel. Hepsi birbirinden kıymetli çalışmalar. Evet. Muhtemelen. İkisi de çok, çok önemli. Tabii kadınların hani son dönemde de şimdi şöyle bir şey var. Hani aslında konu çok uzun ve şey. Son dönemde tüm kurum ve kuruluşlarda kadın çalışanını artırma gibi bir telaş var, bir panik var. Bunu aslında tamam çok güzel bir panik ama ve çok önemli ve değerli tabii bu düşünceler. Kadının hiçbir zaman resimde kalmaması gerekiyor bence. Kadının akıllı zekasını, kucaklayıcı tavrını, sahiplenme duygusunu eğer açığa çıkarırsak ve bunu bütün iş alanlarında ve yönetim kısımlarında kadınları bulundurursak gerçekten dünya çok güzelleşir. Kadının çok çünkü eline attığı her şey bence çok güzelleşiyor. Evet. Eğer çok haklısınız. Sevmek ve güzelleştirmek istiyorsak kadınlara fırsat verelim. Peki şimdi tabii üretim kadrolarında fırsat verelim. Yine alacağım ben o mesajlarınızı. Bazı kopukluklar oldu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi siz Kadın Girişimciler Kurulu olarak hem kendi kurul üyeleriniz hem de bölgedeki alanda hem de işiniz nedeniyle çok geniş bir alanda muhakkak kadınlarla çok yakın temasınız oluyor. O yüzden de zaten projeler üretiyorsunuz sürekli. Gördüğünüz nedir acaba? Kadın girişimciler bölgede en çok hangi sorunları yaşıyorlar? En çok hangi ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar? Ve bu sorunlarla karşılaşan kadınlar neler yapabilirler peşi sırada? Bu sorumu da yanıtlarsanız memnun olurum. Ya şimdi ataerkil toplumlarda kadın yerinin evi olduğu ve erkeğin izni olmadan işte girişimde bulunamayacağı ve mesleki seçimini bile kadın işi, erkek işi bunun açılması çok önemli. Bu cinsiyete dayalı bir ayrım. Aslında kadın olması da başlı başına bir ayrım söz konusu. Bölgede maalesef ki bununla karşılaşıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Bunlar aslında kalıp sözler. Hani biz bunu böyle söylüyoruz ama bunlar birazcık aşılmaya başladı. Yani ben kendi bölgem için söylüyorum. Çok güçlü kadınlara sahibiz. Diyarbakır'da çok güçlü kadınlara sahibiz. Çok hevesli kadınlara sahibiz. Yeter ki doğru yolu açalım, doğru yolu gösterelim. Bizim şu anda kurul üyelerimiz 60'ın üzerinde kurul üyemiz var. İcra kurulumuz da 15 kişiden oluşuyor. Fakat tabii biz bununla sınırlı kalmadık. Şöyle bir şey geliştirdik. Bizimle beraber yol yürümek isteyen tüm kadınlara kapıları açtık. Şu anda girişimci havuzum diye bir havuzumuz var. Girişimci havuzumuza gelmek isteyen, iş yapmak isteyen, girişimci olmak isteyen tüm kadınlarımıza kapıları sonuna kadar açık. Kadın Girişimciler Kurulu'nun yapmış olduğu tüm faaliyetlerin hemen hemen aynısını ve tüm eğitimlerin aynısını o gruba da veriyoruz. Şimdi yakın zamanda da yakın tarihte de şimdi pandeminin oluşmasıyla biz birçok şeyi aslında ertelemek zorunda kaldık. Kadın girişimciler havuzumuzda da bir kurul üyesi kadar üyemiz bulunmakta. Burada üretici kadınlarımız var. Burada çok iyi satış yapan kadınlarımız var. Çok iyi proje üreten kadınlarımız var. Evinde çörek yapıp satan kadınımız var. Online'da takı yapıp satan kadınımız var. Bunların hepsi birer örnek
ve gerçekten kadının aslında ne kadar yaratıcı olduğunu gösteren örnekler. Bu sebeple de yani kadın fırsat verir. En çok neye ihtiyaç duyuyorlar? Evet, kadınlar üretiyorlar, üretmek de istiyorlar. Ekonominin içinde olmak istiyorlar ya da oldukları halde bir takım sorunlar yaşıyor. Ben biraz sorunlara dikkat çekmenizi istiyorum. Süreyya Hanımcığım, güvenilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Güvenilecek. Kadın isterse her şeyi yapar bilinci herkesin kafasında oluşacak. Yani eğer bir kadının güven problemi aşılırsa, resimde kalacak kadın modeli olmadığı sürece problemler aşılır. Tabii ki bunun yanında finansal ihtiyaçlar ve finansal talepler de var. Bunlar için de tabii ki birçok kurumumuzun avantajları var. COSGAP'in biz bir de şöyle bir şey yaptık. Kalkınma Ajansı, COSGAP, Kırsal Kalkınma gibi kurumlarımızla ön protokoller yaptık. Yani bizden giden tüm kadınlarımıza öncelikler verildi. Fakat öncelikler sadece proje yazmada ve destekte. Bizim isteğimiz burada birazcık daha finansal olarak desteklerin artılması. Özellikle mesela COSGAP. COSGAP'te iş kurulduktan sonra ödemenin yapılması birçok kadınımızı aslında korkutmuyor, yapamıyor. Çünkü finansı yok. Finansal tabii, böyle bir şey bir çok zor. Tabii evet, parası olacak. Parası olacak. Harcamalarını yapacak. Bunların bütününü evet, yaptıktan sonra COSGAP'e başvurup harcadığı paranın işte %70, %80 kısmını geri alabilecek. Ama kadın elinde para olmayınca iş kuramıyor ki. Yani evet, neye ihtiyaç var bu noktada? Parası olmayan yapamıyor hiçbir şey. Evet. Birçok kadınımızın çok güzel düşünceleri oluşuyor. Ama mesela dinliyorum ben, çok dinliyorum. Ama maalesef ki işi kurduktan sonra alınan para çok da şey olmuyor, değerli olmuyor. Yani çok değerli aslında. Fakat belli bir kesim için hiç parası olmayan ve fikri olan, gerçekten iyi şeyler yapmak isteyen kadınımız için olmuyor. Burada belki bir COSGAP'in bu anlamda bir düzenleme getirmesi, belli bir miktarın önden verilmesi ama tabii denetim mekanizmalarıyla birlikte. Hani buradan tabii ki kötüye kullanılma olasılığı çok yüksektir. Denetim mekanizmalarıyla birlikte buna bir ön sermaye gibi bir şey yapılırsa, öngörülürse daha aslında kadın, üretici kadın, yaratıcı kadın ve iş hayatındaki kadın sayısı artabilir. Peki. Bizim bu nesil COSGAP'e böyle bir çağrımız olsun. Evet. Tekrarlayın o zaman tekrar COSGAP'e çağrınızı. COSGAP'e şöyle bir çağrımız olsun. Önden ön sermaye adı altında ya da ismini kendileri bırakabilir. İşini kurmak isteyen, iyi bir proje sunmak isteyen kadınlarımıza destek olmalarını istiyoruz. Çünkü her kadının, her fikri olan kadınımızın bütçesi yok, parası yok. Denetim mekanizmalarını iyi bir şekilde devreye sokarak önden bir sermaye aktarımı yapılmasını istiyoruz. Bu sayede kadınlar işlerini kurabilirler, değil mi? Kesinlikle kurabilirler, fikirlerini hayata geçirebilirler. Özgüvenleri yüksek kadınlar ve cesaretli kadınlar, cesur kadınlar ortaya çıkar. Peki, bölgede tarım malum çok yaygın. Evet. Bereketli topraklara sahibiz ve neredeyse tarım sektörünün aslında %70'i kadınlardan oluşuyor. Dediğiniz gibi erkekler sanki çoğunluktaymış gibi görünse de aslında tarım emekçileri kadınlar. Sizin gördüğünüz nedir? Tarım sektöründe, tarımda çalışan kadınların sorunları neler peki? Bizim bu yapacağımız projeyle birlikte zaten kadın çiftçilerimizin problemlerini de ele almış olacağız. Tabii bununla ilgili çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Şimdi tarım konusu çok geniş bir detay. Tarımın da desteklere ihtiyacı var. Hele ki şu dönem, şu anki dönem çok önemli bir dönem. O yüzden de tarım
birinci konumuz tarım olmalı. Tarım ve çiftçi kadınları. Tabii tarım olmalı. Tarımda sigortasız çalışan, saatler boyu çalışan, emeğinin karşılığını alamayan ya da bir şeyler yapıp satmak istediği halde ürününü pazara ulaştıramayan pek çok kadın vardır muhakkak, öyle değil mi? Tabii üretimin yapılması aşaması okey ama üretim sonrasında pazar bulabilmek daha önemli kısmı. Satış kanallarının oluşturulması da çok önemli. Biz tabii ki ben hani bilişim sektöründe olan biri olarak ve teknolojiyi entegre ediyoruz diyoruz çünkü projemizde de. O yüzden online platformlar bu anlamda da gelişerek gidecek. Tarıma da bu bence çok büyük entegre olacak. Ve pazarlama kısmı da online'a dönüşecek. Özellikle bilişim sektöründe olduğunuz için sormak istiyorum. Zaman zaman işte kadınlar.com'a şöyle sorular alıyoruz. Çok güzel evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Çok güzel kolyeler yapıyorum. Çok güzel el işi oyuncaklar yapıyorum. Instagram'da da hesap açtım. Oraya fotoğraflarımı yükledim. Ama pek satışım olmuyor. Amazon'da satış yapanlar oluyor, Instagram'da satış yapanlar oluyor ama ben bilemiyorum diyen kadınlar oluyor. Sizin böyle küçük tavsiyeleriniz olur mu? Onlara yönelik böyle evinde bir şeyler yapıp da internette satmak isteyenlere ne önerirsiniz birkaç maddeyle de olsa? Evet, bu sebeple zaten biz ilk pandemi başladığı dönemde, hani tabii pandemi başlamasa da biz bu eğitimleri yapacaktık ama pandemi de bunu iki katı önemsetti bize. Online eğitimlere mutlaka girmeleri lazım. Şu anda bütün platformlarda online eğitimler var. Online eğitimleri almaları halinde işleri daha kolaylaşır. Çünkü internette reklam olayı da var. İnternette reklam önemli. Bunun için de eğitimler var. Tamamen bunun iyi bir eğitimini almaları gerekiyor. Hani yükledim, bakıyorum, bekliyorumla maalesef ki olmuyor. Burada biz fotoğraf çekiminin eğitimini bile verdik. Mesela ürünü bir kolye yapmış. Onu nasıl fotoğraflaması gerekiyor? Nasıl internete koyması gerekiyor? Onların bile eğitimini verdik. Bizi takip etsinler. Gerçekten Zülay Koç ve Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu sayfalarımızı takip etsinler. Biz dönemsel çok eğitim veriyoruz bu konuda. Yani bilişimci olarak da bunu çok önemsiyorum ve çok da talep geliyor. Sizin söylediğiniz gibi çok da talep geliyor. Bu eğitimleri bence almalılar. Bir de Türkiye Bilişim Derneği'ni takip etsinler. Ben oranın da üyesiyim. Kadın oluşumunun yönetimindeyim. Onu da takip etsinler. Orada da inanılmaz güzel eğitimlerimiz var. Ve bilişimci kadınlarla ilgili bir şeyimiz de var bizim. Bir çalışmamız olacak. Türkiye'deki bilişimle uğraşan kadınlarımızın sayısını çıkaracağız. Belki bir mentörlük çalışmaları yapacağız. Yani bunlar, yani bu takip ederlerse bizi çok güzel aslında. Dijital dünyaya çok hızlı girdik dediğim gibi. Çok hızlı da yol almamız gerekiyor. Biz de hızlı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel, birbirinden değerli çalışmalar. Tekrar söyleyelim, Zülay Koç ya da Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu'nun sosyal medya hesaplarını mutlaka takip edip bize internette satış yapmak istiyorsanız onların verdiği bilgilerden faydalanın. Türkiye Bilişim Derneği'ni de mutlaka takip etsinler. Türkiye Bilişim Derneği kadın oluşumunu mutlaka takip etsinler. Tamam. Peki şimdi son sorumu soracağım ve böylece röportajımızı tamamlamış olacağız. Siz de var gücünüzle kadının toplumun her alanında olduğu gibi ekonomide de var olması ve güçlü olması için mücadele eden bir kadınsınız, bir kurulsunuz. Toplumda, ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için en önemli gördüğünüz konular neler, ne yapılmalı? Kadın erkek eşitliğinin eşitliğinin ne yapılmalı? Evet. Yani çok güzel bir soru ama az önce de söylediğim gibi kadının yaratıcı zekası gerçekten çok yüksek. Erkekler ve kadınlar aynı düzeyde
istihdamlarda aynı düzeyde değerlendirilirse, bu kazançlarla ilgili de söylüyorum. Yani kadınlarla erkeklerin aldığı maaşlar arasında da farklar var. Bunlar aşıldığı zaman, aslında inandığımız zaman, kadın erkek eşittir inancını ve bilincini oluşturduğumuz zaman bu soruları sormaya da gerek kalmayacak. Siz sorduğunuzda ben ne cevap vereyim diye düşünüyorum. Çünkü biraz imkansız gibi görüyorum. Ama hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki inanalım, güvenelim, birbirimizi sevelim ve hiçbir şey ayırım gözetmeden devam edelim. Ayırım gözetmezsek zaten bu problemler de çözülür. Diğer konularda hani nasıl çözülür, o bizleri birazcık aşıyor. Çok benim gördüğüm bir, öncelikle kadın erkek eşit koşullarda ve eşit şartlarda bulunduğu zaman problemler de çözülmüş olur yani. Çok teşekkür ediyorum Zülel Hanım. Katıldınız, görüşmeyi paylaştınız. Çok mutlu olduk sizi tanıdığımız için. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülel Koç bizimle birlikteydi.